gerektiği çeteler tarafından gerçekleştirilmiştir. Hem olayın oluş biçimi, hem polisin müdahale etme biçimi ve olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen hala AKP yetkilileri tarafından, bu ülkenin Suç İşleri Bakanlığı tarafından tek bir açıklama yapılmamıştır. Tabii ki bizler biliyoruz ki bu organizeli bir şekilde partimize yönelik bir saldırıdır. Partimize yönelik saldırı bir ilk değil. 5 yıldır partimize sistematik bir şekilde bir plan program dahilinde müdahale ediliyor, saldırılar gerçekleştiriliyor. Hala arkadaşlarımız yıllardır cezaevlerinde, kentler yakıldı, yıkıldı. Kumpas davaları partimize karşı açıldı. Ama istediklerini elde edemeyen, halka geri adım attırmayan, HDP siyasetini geriletmeyen bu çeteci anlayış bu sefer Suriye Savaşı'nda insanlığa, kadınlara karşı suç işleyen bu çeteleri bu sefer de öyle anlaşılıyor ki içeride muhaliflere, Kürtlere, kadınlara, HDP'ye karşı kullanmak istiyor. Biz İzmir'de yaşanan bu katliamı bireysel bir kişi, bir ırkçı faşistin kişisel hezanı olarak görmüyoruz. Çünkü olayın oluş biçiminde de kişinin partimizi gözetlediği, oraya giriş çıkış yaptığı, yine partide hangi toplantıların alacağı, o günün planlamasının, programının bildiğini biliyoruz. Bu ve sahikle bu katil hareket etmiştir. Buna göre planını, programını yapmıştır. İçeride daha fazla kişi katletmeyi düşünmüştür. Ama içeri girdiğinde bir arkadaşımız, orada çalışan emekçi arkadaşımız karşısına çıkmıştır ve bu arkadaşımızı katletmiştir. Dolayısıyla bütün Türkiye'nin aslında bunun üzerine çok ciddi anlamda düşünmesi lazım. Bir gün hedef HDP olabilir ama genel anlamda Türkiye demokrasisidir, Kürt sorunun çözümüdür ve HDP'nin burada oynadığı role, değiştirdiği güce yönelik bir saldırı olduğunu bizler biliyoruz. Ama biz yılmayacağız, biz geri adım atmayacağız. Bu karanlık güçler, bu faşist çeteci anlayış bu ülkede defolup gitmeyene kadar, bu anlayış teşhir olmayana kadar biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kere bu söylemler hiç tesadüfi değildir. Bu zemini oluşturan söylemlerdir. Cumhurbaşkanı 7 Haziran'da iyi hatırlayın demiştir. İyi hatırlayın derken de Suruç katliamını gönderme yapmıştır. Ahmet'te gönderme yapmıştır. Barış mitingine yapılan saldırıya gönderme yapmıştır. Bu daha iyi günleriniz demiştir. Dolayısıyla bu zemin yaratılmıştır. Bu zemin besletilmiştir. Ve burada eğitilen, Kürt düşmanlığıyla eğitilen, donatılan bu çeteler, bu katiller partimizin üzerine salınmıştır. Biz 5 yıldır aslında HDP kurulduğu günden bugüne bu çeteci anlayış karşısında direnmeye devam ediyor. Mücadele etmeye devam ediyor. Halklarla buluşmaya devam ediyor. Kadınlarla buluşmaya devam ediyor. Kürtlerin haklarını, ezilenlerin haklarını sahiplenmeye, savunmaya devam ediyor. AKP'nin kirli anlayışını da teşhir etmeye devam ediyor. Bundan sonra daha fazla çalışacağız, daha fazla mücadeleyi büyüteceğiz ve bu kirli anlayışı bu coğrafyada söküp atana kadar da mücadelemizde tek bir gün geri adım atmayacağız.